Gümüş, iyi misin? Ya korkutma beni Gümüş, ne oldu? Yok bir şey, Rukiye'ydi. Anneannemin tansiyonu çıkmış da. Şimdi nasılmış peki? İyiymiş, iyiymiş şimdi. Mehmet? Sen bir şey demeyecek misin bizimle ilgili? Vallahi siz beni boş verin de asıl dedem ne diyecek onu düşünün ha? Mehmetçim, senin ne düşündüğün de çok önemli bizim için. Defne Hanım onu alıyorsa benim için sorun yok. Defne, kızım, annenle evlenelim mi, ister misin? Bana gelinlik alınacaksa isterim. Cadı işte, her durumdan yararlanacak. Kime çekti acaba? Aramızda kaç tane inatçı keçi var ki? Onurcuğum, demin sen bana çok önemli bir soru sormuştun, değil mi? Aman sultanım, ben ettim, sen etme. Çilingir sofrasını kur. Birkaç işim var, halledeyim. Yarım saat sonra oradayım Osman. Tamam. Seher. Seher kızım. Şeref kızım. İyi misin? İyiyim babacığım. Bir hava alayım dedim sadece. Böyle üşümüyor musun kızım? Hava çok serin. Hiç fark etmedim. Şimdi siz söyleyince... Hala mı telefonu kapalı? Evet. Çocuk gibi. Öyle kaçıyor aklınca. Bu işi temizlemeden hiçbir yere kaçamaz. Bir gelsin, soracağım ona bunun hesabını. Kaç gündür perişan etti seni. Sizi de üzüyoruz ya böyle. En çok buna canım sıkılıyor baba. Bu yaştan sonra şu yaptı. Ama beklemekten başka elden bir şey gelmiyor işte. Bak, Adaçay'ın sinirlerine iyi gelecek şimdi. Teşekkürler. Hala inanamıyorum. Bu kadar yıl sonra suçlu gibi yaka paça kapıya koydular. Bir tek sevdim diye. Peki, kimseye bahsetmiş miydin ilişkimizden? Evliliğimden? Bizi kimden duydular bilmiyorum. Merak etme, babamla konuşacağım bugün. Her şey yoluna girecek. Gidecek misin bugün? Bundan sonra hep seninle olacağım. Sabret, biraz hiç ayrılmayacağız. Hep bunun hayalini kuruyorum. Ne hayal ediyorsun? Kimsenin canını yakmadan özgürce seninle yaşlanmayı hayal ediyorum. Kim bilir, belki bir gün bir sahil kasabasına yerleşiriz. Ne dersin, olmaz mı? Neden olmasın? Hatta hemen gidelim. Nasıl hemen? Hemen, yarın. Madem artık bizi buraya bağlayan çok bir şey de kalmadı, ben şimdi babamla ve çocuklarla da konuşurum. Onların beni anlayacağından eminim. Zeynep, hayatını sıfırlayıp benimle yeniden başlamak ister misin? Her şeyden çok. O zaman hemen hazırlan. Yarın gidiyoruz. Nerede yaşayacağımızı da sen seç. Sen ailenle konuş, geri kalan her şeyi bana bırak. Sandım. Yapma bir daha böyle, ne olur. Ne diyorsun Tuğçe sen ya? Demin beni reddettin.
Gitmekten başka çare bırakmadın ki bana. Zaten gitmen gerek Berk. Bu daha doğru. Ya Tuğçe, sen benimle oyun mu oynuyorsun Allah aşkına ya? Gitmemi mi istiyorsun, kalmamı mı? Beni anlamamakta direniyorsun ya. Ben böyle olsun istemiyorum. Ailene sırt çevirerek mutlu olamayız. Sonra beni suçlayacaksın. Ya niye böyle bir şey yapayım Tuğçe ya? Seviyorum seni. Ve sen bunu hala göremiyorsun Tuğçe. Her şeyden çok seviyorum, anladın mı? Her şeyden çok. Her şeyini kaybedince de sevebilecek misin? Hem aileni hem de o soyadını yok sayabilecek misin? Berk, ailenle barış. Bu böyle olmaz. Gel. Eğer gidersem biter. Senden ayrılmadan rahat vermezler bana. Seni çok seviyorum ama... Git Berk. Ne olur git. Bunu benden isteme. Sensiz hayatta olmaz. Tamam mı? Ama onlar senin ailen. Buna hakkım yok ki. Eğer ailemseler, gerçekten beni seviyorlarsa seni de sevmeyi öğrenecekler. Olduğun gibi. Yoksa o eve adımımı atmayacağım. Berk. Evet. Gol! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Nasıl gol attık ama? Gördün değil mi oğlum? He? Ne oldu Doğuş? Acıktım. Tamam. Söyle bakalım. Bir de mi istersin pizza? Hiçbirini. Fırında makarna istiyorum. Oğlum görmüyor musun? Daha maç yeni yeni ısınıyor. Sıkacaksın dişini biraz. Annem hastaneden ne zaman çıkacak? Ağız tadıyla bir maç izletmedim be oğlum. Gel bakalım, bir şeyler yapacağız yine.